Evet sevgili izleyenler, ana haber bültenimiz canlı yayın konuğumuzla devam ediyor. AK Parti Gölhisar Belediye Başkan adayı Doktor Ramazan Can Ural şu anda canlı yayında stüdyomuzda bizler birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Bahadır Bey. Sizi tekrar gördük. Biz de çok memnun olduk sizlerle tekrar görüşmekten. Teşekkür ederim. Tabii Denizli vatandaşlarımız sizi yakinen tanıyor. Evet. Tanımayanlar için tekrar hatırlatalım hocam isterseniz Ramazan Can Ural kimdir? Tabii. Öncelikle Pamukkale Televizyonu izleyicilerine ve Gölhisar hemşerilerime saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben Gölhisar doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimi orada tamamladım. Tıp fakültesi bitirdikten sonra 30 yıllık bir meslek hayatım oldu, hekimlik olarak. Ve bu 30 yıllık hekimlik hayatımın 17 yılını Denizli'de geçirdim biliyorsunuz. Evet. Denizli Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Bu 17 yıllık sürecin 10 yılı da İdarecilik olarak geçmiştir. Başhekim yardımcılığı ve başhekim yaptım bu güzel hastanemizde, büyük hastanemizde. Ve biliyorsunuz o zamanlar sizlerle çok güzel programlar hazırladık beraber. Evet. Ve 1 Aralık 2013 tarihinden itibaren de hekimlikten istifa edip, resmi görevden istifa edip aktif siyasete katıldım. Gölhisar'dan AK Parti Belediye Başkanı adayı oldum. Hayırlı olsun tekrar. Tabii sizlerle bu şekilde tekrar görüşmüş olduk hocam. Sizin de söylediğiniz gibi Denizli'de görev yaptığınız yıllarda özellikle ben kendi adıma da söyleyebilirim. Sizlerle daha çok programlar yapmıştık. Başarılar diliyoruz. Tabii seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Normal klasik sorularımızı sizlere de yönelteceğiz. Gölhisar'da hava nasıl? Nasıl gidiyor orada seçim çalışmaları sizlerin nezdinde? Tabii seçimlerde seçimler demokrasinin bir nimeti ve Gölhisar'da seçim çalışmalarını biz de sürdürüyoruz ama işlerimiz inanın çok yoğun. Türkiye'nin genelde seçim kampanyalarını takip edecek zamanımız daha yok. Ama Gölhisar'da şunu söyleyebilirim Bahadır Bey. Çok özel bir seçim kampanyası yürütüyoruz biz AK Parti olarak. Ben belediye başkan adayı olarak AK Parti teşkilatımızdan arkadaşlarımız, ilçe başkanımız, belediye meclisi üyesi adaylarımız, il genel meclisi üyesi adaylarımız ve gönüllülerden oluşan ve her mahalleye giden, her gün ulaşan ekiplerimizle beraber ev ev dolaşarak kampanyamızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız sağ olsunlar bize kapılarını açıyorlar, gönüllerini açıyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 19 gün oldu bu ev ev dolaşma işi ve yarın inşallah artık bütün Gölhisar'ı dolaşmış olacağız bir anlamda. Ve bu süre zarfında 4500 civarında evi ziyaret ettik ve 12400 seçmenimizin hemen hemen tamamına yakını ulaşmış olduk. Böyle bir kampanya yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur diye düşünüyoruz. Tabii Gölhisar bize de yakın bir yer aslında. Coğrafi olarak da bize de benziyor mu diyeceğim. Hem Gölhisarlısınız, Denizli'de yıllarda görev yaptınız. Gölhisar'ı nasıl görüyorsunuz? Gölhisar tabii benim doğup büyüdüğüm bir yer. Ekmeğini yedik, suyunu içtik ve hakikaten havasıyla, suyuyla, iklimiyle, insanıyla çok güzel bir ilçemizdir. Genel olarak Denizli'ye de benziyor günlük olarak yaşantı itibariyle. Verim topraklara sahip bir ilçemiz ve daha da güzeli %63'ü ormanlarla kaplı ve yaylalarıyla, dağlarıyla, ovalarıyla çok şirin bir ilçedir. Gerçekten yazın Denizli'de, Antalya'da bunalan insanlar için güzel bir serinleme beldesidir. Ve yayla turizmine açık bir beldemizdir. Yerleşim alanı olarak söylüyorum. Esasında Gölhisar ileride turizmin gelişmesi açısından, yayla turizminin gelişmesi açısından ve Kibri Antik Kent dediğimiz oradaki ilk çağın en parlak medeniyetin kurulduğu bir Kibri Antik Kentimiz var. Orası eğer gün yüzüne çıkarılırsa ki şu anda kazılar devam ediyor. Turizm yönünden de çok gelişmeye aday bir ilçemiz. Adaydır diyor çünkü şu anda henüz daha Gölhisar'da istediğimiz ölçüde işte konaklama alanları ve diğer turizm altyapısı tam olarak oturmadığı için yetersiz sayıda turist geliyor. Ama inşallah biz belediye başkanı olarak seçilirsek Gölhisar'daki turizm sektörünü canlandırmak ve Gölhisar'ı hak ettiği yere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ve o zaman gerçekten Gölhisar yaylalarıyla, o mesire alanlarıyla, piknik alanlarıyla, Kibriye Antik Kenti'yle turistlerin, yerli ve yabancı turistlerin bir cazibe merkezi haline gelecek.
Bunları hayal ediyoruz ve bunları inşallah yapacağız. Şu anda nüfusumuz 16.500 ama ileride eğer Gölhisar'da bizim bu projelerimizi gerçekleştirdikten sonra nüfusumuzun hızla artacağından eminiz. Ayrıca denize uzaklığı 95 kilometre. Burdur'a daha uzay biz aslında 110 kilometrelik bir mesafedeyiz. Ve Gölhisar halkı bildiğiniz gibi gerek sağlıkta gerek ticari hayatta birçok alanda denizimizde daha çok böyle içi dışlı bir durumda. Evet. Ve yine Gölhisar'ımız Bahadır Bey siyaseten de gelişmeye çok müsait bir yapıda. Çünkü AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, AK Parti'mizin önemli simalarından Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un eşi Sayın Profesör Doktor Sevgi Kurtulmuş Gölhisarlı'dır. Yani Numan Bey bizim Gölhisar'ın eniştesidir. Ayrıca MÜSİAD diye bir biliyorsunuz büyük bir iş adamları teşkilatımız var. MÜSİAD'ın genel başkanı Sayın Nail Orpak da bizim Gölhisarlı bir kardeşimizdir. Ve tabii yine Denizli'de kendisiyle beraber çalışmaktan büyük bir onur duyduğumuz o zaman belediye başkanı Sayın Nihat Zeybekçi, Deniz Belediyesi'ndeki onlarca dostumuz ve yine Denizli'deki sağlık kuruluşlarında bulunan ve diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan dostlarımızla inşallah ileride Gölhisar'ımız adına çok iyi şeyler yapacağımızdan kuşkum yok. Yine Burdur'daki siyasi anlamda edineceğimiz dostluklar, oradaki bürokratik alanda tanışacağımız insanlar ve iş dünyasından kardeşlerimizle Gölhisar'ımızı inşallah 2019'a kadar hak ettiği yere gerçekten taşımak için durmaksızın çalışmayı düşünüyoruz. Böyle projemiz var. Evet, zaten projeleri de yavaş yavaş girmiş oldunuz zaten siz de. Adaylarla genelde biz programları yaptığımızda ya da haber bültenimize geldiklerinde projelerden de konuşuruz. Denizli'deki siyasi partilerde adaylarında birçok projeleri var. Sizin ne gibi projeleriniz var Gölhisar'da? Sizlerde de herhalde görüyoruz, kitapçıklar da mevcut. Tabii kitapçıklarımızı hazırladık. Bunlardan bütün vatandaşlarımıza dağıttık. Burada proje kitapçığı olarak elimde bulunan bu dokümanda bunları yazdık. Biliyorsunuz biz 17 yıl boyunca Deniz Devlet Hastanesi'nde çalıştık, idarecilik yaptık 10 yıl boyunca. Ve hakikaten Deniz Devlet Hastanesi'ni bir Süper Lig oyuncusu gibi bu güzel hastaneyi daha iyi noktalara taşımak için 2000'e yakın çalışanımızla gayret ettik, çalıştık ve şu anda hastanemiz Türkiye'nin önemli bir hastanesidir. Şimdi de Gölhisar'ı Süper Lig oyuncusu yapmak için kolları sıvadık. İnşallah buradaki 20 civarındaki projemizle ve 7 büyük hedefimizle Gölhisar'ımızı 2023 hedeflerimizi hazırlamak için çalışacağız. Bunları ben şöyle sadece ismen sayacağım sizlere. Çünkü gerçekten büyük bir dokümandır bunlar. Hepsini beraber bahsedersek eğer. Bir kere altyapı projemiz var. Gölhisar'a çok ihtiyacı olan bir şey altyapı projesi. Denizli biliyorsunuz. Denizli Belediyesi 5 yıldan beri altyapı anlamında çok güzel bir noktaya taşıdı. Biz de aynı şekilde bunları yapmak istiyoruz. Üst yapı projemiz var. Doğalgaz projemiz var. Pazar yeri projemiz var. Otogar projemiz. Sanayi sitesi yenilenecek. Onu yapacağız. İmar çalışmalarımız. Galericiler sitesi projemiz. Sebze ve meyve hali projemizle. Yine büyük mahallelere Bahadır Bey yeni düğün salonları kurmak istiyoruz. Çünkü Gölhisar'da düğün salonu sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Piknik ve mesire alanlarımızın güzelleştirilmesi için çalışmalar yapacağız. Demin bahsettiğim gibi Gölhisar'da gerçekten piknik alanları, mesire alanları çok yaygın. Gene gençlere dönük projelerimiz olacak. Kent ormanımız, kapalı yüzme havuzu projemiz ve Gölhisar Belediyesi'nde e-belediyecilik hizmetlerini geliştirmek için çalışmalarımız var. Bunların ilk üçü yani doğalgaz, altyapı ve üst yapı projeleri en önemlileri. Tabii diğerleri de önemli. Eğer halkımız bize destek verirse, Allah da bize sağlık verirse inşallah bunları birer birer yapacağız. Tabii bir de Bahadır Bey son olarak şunu söyleyeyim. Bu projelerin dışında tarımda, hayvancılıkta ve turizmde hedeflerimiz var. Bunlar da inşallah ilgili kuruluşların önderliğinde ve bizim de desteğimizle Gölhisar'ı seracılığı, tarımı kalkındırmak için ve turizmi daha iyi ileri noktaya taşımak için çalışacağız. Peki Gölhisar'da denizi nasıl görünüyor desem hocam size?
Şimdi Denizli'de yıllarca görev yaptınız. Denizli siyasetini de biliyorsunuz, bürokrasisini de biliyorsunuz. Yıllarca burada hem siyasi isimlerle hem de evet. bürokraside öne çıkmış isimlerle bir arada sürekli çalışma imkanı buldunuz. Ve Denizli'de bir dönem milletvekili aday adaylığınız da söz konusuydu. Evet. O noktada hem siyasete hem de partiye yabancı bir isim değilsiniz. Evet. Ve şimdi de Gölhisar'dan adaylık için soyundunuz. Denizli'yi nasıl görüyorsunuz şeyden, Gölhisar'dan? Sadece ben değil, bütün Gölhisarlı kardeşlerimiz Denizli'yi çok iyi görür. Çünkü Denizli bizim birebir her zaman diyalogda olduğumuz, demin de bahsettiğim gibi gerek ticari alanda, gerek sağlık sektöründe, gerek diğer alanlarda sık sık gelip gittiğimiz ve buralardan ortak çalışmalar yaptığımız bir ilimiz. Ve Gölhisar Denizli'ye çok benziyor yaşantısıyla, günlük hayatıyla, insanlarıyla ve doğasıyla. Tabii bizim bir avantajımız var. Gölhisar daha yazın daha serin oluyor ama Denizli gerçekten çok sıcak oluyor. Öyle bir dezavantajınız var Denizliler olarak. Bizde biz de Çukur'da kalınca değil mi? Evet, Çukur'da kalınca öyle bir dezavantajımız Denizliler olarak var yani. Daha doğrusu sizlerim var. Şimdi artık ben Gölhisar'da yaşadığım için onu söylemek istiyorum. 17 yıldan sonra alışmak nasıl oldu? Kolay oldu mu Gölhisar'da yaşamak? Gölhisar, şimdi memleket sonuçta Gölhisar olunca pek zorluk çekmemişsinizdir herhalde. Kesinlikle zor olmadı. Hatta zaman o kadar çabuk geçti ki orada çalıştığımız 3 ay zarfında ben bu 3 ayı sanki böyle 3-5 gün gibi geldi. Bundan sonra da kolay geçeceğini biliyorum. Çünkü çok çalışacağız, çok şeyler başarmak için yola çıktık. İnşallah Gölhisarlı hemşehrilerimizin desteğiyle Gölhisar'ımızı çok daha ileri taşımak için durmadan çalışacağız. Peki bu arada Pamukkale TV, Burdur ve Gölhisar bölgesinde nasıl izlenme oranları? Bizim ekiplerimiz şu anda bölgede birçok ilde ve o evet. ilin ilçelerinde mevcut ve sürekli o bölgelere de gidip oralardan da hem siyasetin nabzını tutmak adına hem de bundan sonraki süreçte öncesinde zaten gidiyorduk. Bu evet. bu aralar daha sıklaştırdık. Ekiplerimiz de orada oluşturduk zaten tüm illerde özellikle bu bölgede. Evet. İzlenme oranlarımızın iyi olduğunu biliyoruz. Tabii tabii gayet iyi izleniyor. Hatta ben ulusal televizyonlardan başka ulusal televizyonlardan teklifler aldım ama sizi tercih ettim. Siz de bir ulusal televizyon sonuçta. Teşekkür ederim. Ve burayı tercih ettim çünkü hakikaten Pamukkale Televizyonu'nun izleme oranı Gölhisar'da da oldukça iyi yani. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Buradan hem Denizlilere hem Burdur'da Gölhisar'da yaşayan vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Şunları söylemek istiyorum Bahadır Bey. Denizli Devlet Hastanesi'nde yaptıklarımız Gölhisar'da yapacaklarımızın bir garantisidir diyorum. Hakikaten burada bu hastanemizde elimizin değmediği bir karışık yer kalmadı. Geçmişte çok iyi şeyler yaptık. Yeter ki Gölhisarlı kardeşlerimiz bize destek versin. Gölhisar'da da çok iyi şeyler yapacağımıza ekibimizle beraber inanıyoruz. Ve buradan bir duyur yapmak istiyorum eğer izniniz olursa. Tabii ki tabii ki buyurun hocam. 25 Mart 2014 Salı günü AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'una katılacağı bir mitingimiz var. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bütün Gölhisarlı kardeşlerimizi bekliyorum, coşkuyla bekliyorum. Bunu duyurmak istiyorum. Bir de YGS'ye girecek olan öğrenci evet. kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ki kendi kızım da bu sınava girecek. Onlara başarılar diliyorum. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu programı yaptığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Ve 30 Mart seçimlerinin ülkemize ve Gölhisar'ımıza da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Sizleri aramızda görmek bizleri de sevindirdi. Biz de bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Sıradaki haberimiz zaten YGS ile ilgili bir haberimiz. YGS haberiyle devam edeceğiz. Kızınıza da başarılar diliyoruz bu arada. Tüm öğrencilere de biz de başarılar dilemiş olalım.